Günaydın. Dün Amerika hisse senedi piyasaları aşağı yukarı %1'lik bir primle kapanış yaptı. Böylece çok anlamlı olmasa da 2100 seviyesinin yeniden üzerine çıkmış olduk S&P'de. Şu an için sene sonuna gelmemiz nedeniyle çok long olma niyetinde değilim ama bu seviyeler aşıldığında veya birkaç ay taşıma niyetiniz varsa buradan da bir alım yapılabilir diye düşünüyorum. Haftalık bazda baktığımızda şurada gördüğünüz gibi ana yükseliş kanalının da üzerine çıkmış durumdayız. Bunu kuvvetli bir gösterge olarak görüyorum. Russell tarafındaki en zayıf hareket eden endeks şu anda. Orada da pozitif diyebileceğimiz şu önceki tepenin üzerinde zirvesinden oldukça uzaktayız ama önceki tepenin üzerinde kapanmış olması bence olumlu bir görüntü. İkinci yıl göstergeler açısından ama ulaştırma endeksine baktığımızda burada hala problemli bir durum olduğunu görüyoruz. Her ne kadar düşüş trendi kırılmış olsa da. Kısacası Amerikan endeksleri iyi bir noktada bence 2016'nın da birinci çeyreğinden itibaren kuvvetli bir performans gösterecek. Hala pahalı olmasına rağmen bir balon aşamasında olduğunu düşünmüyorum. Daha doğrusu bonolarda onun olduğunu düşünmem nedeniyle hisse piyasasını hala önde gelen yatırım araçlarından bir tanesi olarak görmeye devam ediyorum. Tabii dünkü ana gelişme ISM'deki 50'nin altında düşme durumuydu. Çok sürpriz diyemeyiz. Bölgesel imalat endekslerinin zayıflığından dolayı ihtimalinin çok arttığını paylaşmıştım ama ihtimalin artmasıyla realize olmasının tabii etkileri farklı. Şuradan Amerikan resesyonlarını da eklersek ve biraz geriye doğru 80'lere doğru gidersek görüyorsunuz tatsız bir noktaya geldiğimizi söylemek mümkün. Bundan önceki resesyon açısından bakarsak resesyona girdiğimiz seviyelere ulaşmış durumdayız. Diğer resesyonlarda sanki biraz daha düşmesini bekliyor piyasa ama 50'nin altına düşmesi, daralıyor olması tabii olumlu bir veya hoş bir gelişme değil. Buraya dün paylaşmıştım Fed'in faiz artışlarını da eğer eklersek, daha doğrusu faiz hareketlerini de eklersek çok böyle bir ortamda faiz arttırma isteği içinde olmadığını görebiliyoruz Fed'in de. Dolayısıyla biraz çelişkili olacak açıkçası Fed'in faiz arttırmasıyla ISM'deki bu gelişme ama faiz arttırmasını engelleyecek mi? Şu an için baktığımızda piyasanın beklentilerinde çok önemli bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Hala bir artış beklentisi var. Bu ne zaman bozulabilir? Aslında iki tane veri var bence bunu bozabilecek. Bir tanesi ISM hizmetler olacak. Çünkü Amerikan ekonomisi hizmet ağırlıklı bir ekonomi ve 1980'lere oranla baktığımızda bu görüntü çok daha şiddetlenmiş durumda. Yani imalatın önemi az düşük. Dolayısıyla hizmetler tarafında ciddi bir gerileme olursa 50'nin altına düşmeyecektir ama 58 değil de 52 gelirse örneğin bence Fed'in kafasında ciddi soru işaretleri olacaktır. İkincisi de non-farm'daki zayıf bir veri. Hatırlarsanız bu zayıftan kastım şu 140 geldiği zaman piyasa bunun negatif olduğunu düşünmüştü. Ben 140'ı kötü olarak görmüyorum ama piyasanın algısı kötü olduğuna göre burada 175-180 binin altında bir rakam veya 270 binin çok net bir şekilde aşağı revize edilmesi son derece negatif olacaktır. Pozitif olması noktasında sadece 200 bin rakam değil, burada da 0.3 veya 0.4'lük bir artış ki 2 ay üst üste böyle bir şey uzun süredir görmedik. O zaman Fed'in kafasındaki tüm soru işaretlerini silecektir. Dolayısıyla bu iki veri biraz daha öne çıkmış gibi gözüküyor. Piyasa tepkisi açısından bakarsak bugünkü ADP de elbette önemli olacak. Ben çok fazla kullanmıyorum non-farm payroll'a yönelik ama piyasa dünkü açıklamadan sonra ISM'den sonra mutlaka bu veriye de dikkat edecektir. Bir de tabii bugün Yellen'ın konuşması olacak. Ekonomik görünüm üzerine olacağı için önemli kabul edilecek. Aynı zamanda da elbette Beige Book piyasayı oynatacak kadar önemli olmasa da içinde önemli bilgileri içeriyor. Asya tarafına hemen gelirsek burada önemli bir
hareket görmüyoruz. Şangay %1'e yakın artı da seyrediyor. Diğer piyasalarda hafif eksilerle artılar var. Bugün bir ekonomik açıklama da yoktu Çin tarafında. Yuan'a da baktığımızda çok büyük bir hareket görmüyoruz. SDR'ın çok önemli bir etkisi olmadı. Euro tarafına hemen bir göz atalım. Açıkçası Euro'nun bu seviyelerde takıldığını görüyoruz. Daha önce de paylaşmıştım, şunu biraz geriye alırsak. 2000'lerden gelen desteğine ulaşmış durumda Euro. Dolayısıyla bu seviyelerin kırılmaması iyi olur. Kırılması durumunda ise şurada gördüğümüz daha uzun vadeli desteğe doğru bir geri çekilme olabilir. Açıkçası bu seviyelerden artık yılın geri kalan kısmını da göz önünde aldığımızda daha Euro short olmak için bu seviyelerin, yani şuradaki dibin kırıldığını görmek isterim. Piyasanın konumlanmasına baktığımızda bu haftaki CFD biliyorsunuz Cuma günü açıklanmadı tatilden dolayı, bu hafta açıklandı. Ciddi anlamda dolar long pozisyonları olduğunu görüyoruz fonların. Bu pozisyonlar daha artmaz anlamına elbette gelmiyor. Şurada gördüğünüz gibi bir önceki dibi kırmış, yeni bir dip yapmış. Dolayısıyla burada da çok daha fazla dolar longa geçebilir fonlar. Ama benim düşüncem Euro tarafında 1.0460 kırılmadığı sürece, ki ECB'den neler beklediğimi paylaşmıştım mailde. Kırılmadığı sürece ekstra Euro short'a gitmenin bir anlamı yok. Fed toplantısı, faiz artışı gelse bile artık dolara destek verecek bir konumda değil. Yani çok hızlı faiz artışları gelmeyeceğini mutlaka altını çizeceklerdir. Aynı zamanda noktalar, bunu haftaya tartışırız ama noktaların da çok radikal bir şekilde yukarı gitmesi, Fed başkanlarını temsil eden noktaları mümkün değil. Dolayısıyla kısa vade baktığımda hareketi biraz aşağıya doğru sınırlı görüyorum. Ama 1.0460'ların kırıldığını görürsem elbette az önce gösterdiğim uzun vadeli trende doğru hareket olacaktır. Bunun peşine takılırım diye bakıyorum. Avustralya dolarında dün para birimleri arasında aslında en net hareketin yaşandığını gördük. Kuvvetli bir şekilde yukarıya doğru çıktı. 200 günlük ortalamasına doğru da hareket devam edecek diye düşünüyorum muhtemelen. Şurada gördüğünüz gibi kısa vadeli trendi kırdı. Şurada yükselen dipler olduğuna ve Çin gelişmelerine, ki aslında Yuan'ın SDR alınması biraz negatif bir durum Avustralya dolar açısından long term baktığımızda, ama hem emtialardaki düşüşe rağmen hem de Çin gelişmelerine rağmen yükselen dipler yaptığını, pozitif olduğunu söylemiştim. Bu sabah gelen veriye baktığımızda beklentilerden biraz daha iyi bir büyüme ve yukarı revizyon görüyoruz, ama dünkü hareket çok sert olduğu için, kuvvetli olduğu için Avustralya dolarında önemli bir etki yaratmadı. Açıkçası artık sene sonuna doğru da ben karlı olan pozisyonların çok uzun taşınması şeyinde değilim, ama eğer stop koyup kırdığı yere taşınmak isteniyorsa 200 günlük ortalama beklenebilir. Bence son derece olası diye düşünüyorum. Ama şurada gördüğümüz ilk direncine gelmesi nedeniyle hafifletmeye de biraz fayda var. Son olarak metallere bir göz atalım. Gerçi dünkü zayıf veri burada da çok fazla bir hareket yaratamadı, ama burada da CFTC verilerine baktığımızda görüyorsunuz spekülatif tarafta neredeyse sıfıra gelmek üzere long pozisyonlar, yani uzun süredir en düşük seviyelerine gelmiş durumda. Hatta şuradaki seviyenin de, yok üzerinde değilmişiz ama aşağı yukarı son dönemlerin en düşük long pozisyonlarında. Haksız değil aslında piyasanın bu şekilde, bu durumda olması diye düşünüyorum, ama
Euro'da söylediğim gibi çok fazla arttırmanın, short pozisyonu arttırmanın burada gereğini de görmüyorum. Ama 1040 seviyeleri kırılırsa ki şu andaki hedefi oraları, o zaman altında daha hızlı bir düşüşle karşı karşıya kalacağız demektir. Altın hisselerine bir hemen göz atalım. Altın hisselerinde görüyorsunuz pozitif bir hareket var. Dolayısıyla muhtemelen altını da biraz daha yukarıya doğru çekmeye çalışacaktır. Gümüş tarafı şurada gördüğümüz marjinal dibi yaptıktan sonra altın gibi yataya girdi. Çok önemli bir görüntü görmüyorum. Yukarıya doğru bir düzeltme ihtimali Euro'da söylediğim gibi bence var. Ama bunlarda long olmak yerine ben ana trend aşağıya olduğu için nereden short satacağımı düşünmeyi tercih ediyorum. Dolayısıyla yukarı giderse almak yerine nerelerden satacağımı paylaşacağım ileride. Ama 1040'ları da kırdığı takdirde hareket hızlanarak aşağıya doğru devam edecek demektir. Herkese iyi günler diliyorum.